Dolayısıyla sözlerini yerine getiremeyen Recep Tayyip Erdoğan şimdi mülakat konusunda da Yusuf Tekin'i devreye soktu. Çünkü Yusuf Tekin hakikaten mülakatı savunan birisi olması gerekiyor. Görevi o. Çünkü Yusuf Tekin'in zihniyeti bu ülkede öğretmenin layık, demokrat, özgürlükçü olmasına engeldir. Yusuf Tekin karma eğitimi reddedecek kadar, değiştirmeye kalkacak kadar layık, demokratik anlayıştan uzak birisidir. Öğretmenlerin elbisesine varıncaya kadar karışacak. 21 yıldır ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 21 yıldır sakalı serbest bırakmışsınız öğretmene. Kotu serbest bırakmışsınız öğretmene. Şimdi çıkmış Yusuf Tekin diye birisi gelmiş. Ülke açlık içinde, yokluk içinde, sefalet içinde. Yusuf Tekin öğretmenin sakalıyla, bıyığıyla uğraşıyor. Öğrencilerin hangi sınıfta nasıl okuyacağıyla uğraşıyor. Demiyor ki eğitimi nasıl düzeltiriz demiyor. Üniversiteye giren gençlerimiz başarısızlıklar içerisinde bu başarısızlığı nasıl ortadan kaldırırız demiyor. Öğretmenler, 100 binin üzerinde öğretmen açığı var. Atama bekliyorlar. Atamayı yapmıyor. Mülakat yapacağım diyor. Mülakatı da mülakat gibi yapacak. Muhtemelen şöyle soracak mülakatta. AKP kaç yılında kuruldu? Ancak mülakat gibi mülakat böyle olur Yusuf Tekin'in kafasıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AKP Genel Başkanı Erdoğan hangi aralıklarda görev yaptılar? Koalisyon ne zaman kuruldu? Çok önemli bir soru. Yusuf Tekin'in yapacağı mülakat bu olur. Yusuf Tekin'in yapacağı mülakat hiçbir zaman akla, bilime, ilime dayalı bir mülakat olmaz, olamaz. Yani kaldıracağım dediniz ya. Kaldıracağım dediniz KPSS'de 96 almış insanı mı eleyeceksiniz mülakatla? Ki eleyecekler öğretmenleri. Hak yiyecekler. Hak gaspı yapacaklar. Onun için şimdi mülakat yoluyla öğretmen alacaklarını söylüyorlar. Pekala bu 700 binin üzerinde öğretmen mezun ettiniz. Bu 700 bin çocuk ne olacak? Onlar bu vatanın evladı değil mi? Onlar anne baba yavrusu değil mi? Onlar okulları bitirebilmek için anne ve babaları saçlarını süpürge etmediler mi? Bakın ülkenin gündeminde bugün mülakat olmaması gerekiyor, kaldırılması gerekiyor. Niye? Üniversiteleri kazanan çocuklar şu an Gümüşhaneli, Ferahamuz kardeşim, ben de orduluyum. 10 bin liranın altında ev kirası yok İpek. 10 bin liranın altında oraya gidecek öğrenci ev bulamıyor. Ya Sinop, bugün Sözcü TV'nin muhabirleri haber yapmış. 3 katına çıkmış kiralar. Ya, Sinop'ta. Tabii. Dolayısıyla İstanbul, bakın okulları ben bir hafta önce senin programında da söyledim burada. Ne dedim? Bu üniversiteleri aşmayacak bunlar dedim. 18 Eylül'de açılmayacak mıydı? Açılacaktı. Ne oldu? İki Ekim'e ertelendi değil mi? Çünkü şimdi konut, ne oluyor? Barınma sorunu var. Şimdi ne oluyor? 9 Ekim'e erteleniyor tekrar. Niye? Çünkü yurt yok, konut yok, kayıt yaptırılmıyor. Ya öyle üniversiteler var ki ilk 20 bin giremezken o üniversitelere bizim dönemlerimizde, bizden sonraki dönemlerde ilk 20 bine giremezken iktisat fakültesine, hukuk fakültelerine zaten daha zordu. Şimdi ilk 100 bin girer hale geldi. Niye? Başvuru yok. Çocuğunu gönderemiyor anne baba. Beni her gün en az 10 kişi arıyor ki Ferahımız kardeşim için de aynı şey geçerli. Bursa'da yurt lazım, İstanbul'da yurt lazım, Ordu'da yurt lazım, Tokat'ta yurt lazım. Ne yaptılar? 3 odalı yurt odalarını ranzalı yapıp 6'ya çıkarttılar. Yurt sayısını artırdık diyorlar. Yani hapishane sistemine döndürdüler, revire döndürdüler yurt odalarını. İnsanca yaşamaktan uzaklaştırdılar. Dolayısıyla bu iktidar verdiği hiçbir sözün takipçisi değil. Ekonomi çok kötü. Recep Tayyip Erdoğan da bunu bildiği için büyük bir ihtimal talimat, büyük bir ihtimal değil kesin. Bilgi demeyeyim de kesin. Bakanlarına talimat vermiş. Din tüccarlarına talimat vermiş. Ortalığı karıştırın. Milletin aklını çelin. Algı yaratın.
Millet açlığı, yokluğu, sefaleti konuşmasın.